Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Şu an Eskişehir'deyiz. 1. Anajet Üs Komutanlığı'nda. Bugün bir uçak operasyonunda bakımlar nasıl yapılıyor bunu göreceğiz. Arkamda 113. filonun F-16 uçağı. Biraz önce teknik bakım ekibi geldi, uçuşa hazırladı, pilota teslim etti. Şimdi uçuşa doğru gidiyor. Emniyetli uçuşlar dilerken bu işlem neler yapılıyor? Hangi aşamalardan geçiyor? Bunları göreceğiz. Aslında havacılığın da gizli kahramanlarını beraber tanıyacağız. Bakım teşkilatı olarak bünyemizde bulunan hava kuvvetleri envanterindeki bütün uçaklarımızın bakımlarını titizlikle yapmaktayız. Yani bizim bakımını yaptığımız, bizim uçar dediğimiz bütün uçaklarımız uçar. İster tek motorlu T-41, isterse devasa bir A400M, hiç fark etmiyor. Havacılık bir ekip işi. Bir saatlik uçuşun arkasında onlarca uçak bakım personelinin yüzlerce saat emeği var. Binlerce parçadan meydana gelen bir helikopterin veya uçağın emniyetle görev yapabilmesi için gece gündüz demeden ter döküyorlar. Uçuş görevi planlanan uçak için teknik ekibin hazırlığı yaklaşık 3 saat öncesinde başlıyor. Yakıt ve yağ ikmali, tüm noktaların kontrolü adım adım kurallara uygun olarak gerçekleştiriliyor. Her hava aracının bir de yedeği acil durumlar için hazır tutuluyor. Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra pilot gelerek uçağı teslim alıyor. İkinci adım pilotun harici kontrolü. Sonrasında pilot kokpitte yerini alıyor. Makinistlerin eşliğinde motor çalıştırılıyor. Kontroller birlikte yapılıyor. Ardından görev uçuşu için F-16 taksi yapmaya başlıyor. Şu an Eskişehir'de pist başındayız. Uçakların kontrolleri yapıldı ve pist başına geldiler. Bu pist başından havalanmadan önce son bir kontrol gerçekleştiriliyor. Bu kontrol çok önemli. Bir kere daha her şey gözden geçiriliyor. Aslında buna da son şans noktası deniyor. Havacılıkta birçok kaza veya olaylar işte bu son şans noktasında dikkatli teknisyenlerin bakışı sayesinde önleniyor. Bu yüzden bu kontrol büyük önem taşıyor. Üç F-16'mızı uçuşa yolladık. Emniyetli uçuşlar diliyoruz. Görevlerini yapacaklar. Arkasından inişlerini takip edeceğiz. Ve tabii ki sonrasında yapılan işlemleri de birlikte göreceğiz. Başına gelince 26 numarasını gördük. Tabii ki bu Eskişehir'in plakası değil. Eskiden burası 0927 pistiydi. Normal manyetik kayma ile birlikte pistlerin tabii ki numaraları da değişti. 2726 oldu. Öbür tarafta 18 çıkardığımız zaman ortaya çıkan rakam 0-8 haline geldi öbür pist başı. Şimdi bu neye göre hesaplanıyor? Pusula başı, normalde pist başı uçak pist başına geldiği zaman pusula başına bakıyor. 260 derece 2.6 pisti oluyor burası. Eğer rüzgar tersten esse öbür tarafa geldiği zaman 0.80 başı görüyor. Yani 0.8 pist başı oluyor. Sonuçta 26 ve Eskişehir hoş bir tesadüf olmuş. Bunu da böyle bir bilgi olarak, pistlerin istikameti olarak sizlere vermek istedim. Uçaklar havalandıktan sonra teknik ekip için heyecanlı bir bekleyiş yaşanıyor.
herkesin ortak beklentisi arızasız, emniyetle görevin yapılması ve hava aracının üste dönmesi. İşler uçuş bitince bir daha başlıyor. Her aşama tek tek kontrol ediliyor. Bir sonraki uçuş için bakım işlemi yaklaşık 1,5 saat sürüyor. Bu rakamlar normal barış zamanı uçuşlar için. Kuşkusuz operasyon halinde işlemler çok daha hızlı gerçekleştiriliyor. Uçuştan dönüşünde yine biz bu uçaklarımızı karşılarız. Uçuş sonrası bakımlar ve bir takım servis ikmal işlemlerini yaparız. Daha sonra herhangi bir arızası varsa pilotla yaptığımız briefing sonrasında uçağımızı işte gerek sığınakta gerekse hangarda arızaya müdahale için teslim alırız. Herhangi bir arızası varsa en kısa sürede faal ederiz. Arızası olmayan uçaklarımızın da uçuş sonrası bakımlarını yaparak hemen bir sonraki sortiye hazır hale getiririz. Yani gün sonunda bizim bütün uçaklarımız faal olarak günü kapatırız. Bu bakımlarla birlikte belirli uçuş dönemlerinde yapılan ek bakımlar genellikle üs içinde gerçekleştiriliyor. Örneğin F-16'nın ortalama 200 saatte bir özel bakım işlemi var. Teknik ekipler bakımları hem shelter olarak adlandırılan koruganlarda, açık alanda veya bu içinde gördüğünüz hangar içerisinde gerçekleştiriliyor. Hava şartlarından etkilenmeyen işte parça değişimleri, gerekli modifikasyonlar üst standartları içerisinde bu tür kurulan bakım hangarları içerisinde yapılıyor. Bundan sonraki büyük bakım ise fabrika seviyesi. Bu işlem uçak tipine bağlı olarak Eskişehir veya Kayseri'deki hava ikmal bakım merkezlerinde, helikopter ise Ankara'daki 5. ana bakım fabrikada tamamlanıyor. Hat bakım bölük komutanlığı olarak bünyemizde bulunan kalifiye personel ve seçkin yer destek teçhizatları ile bünyemizdeki uçaklarımızın uçuş öncesi, uçuşlar arası ve uçuş sonrası bakımlarını icra etmekteyiz. Ve bu bakımlar neticesinde uçaklarımız en kısa sürede bir sonraki sorti için harbi hazır hale gelmektedir. Vatanını en çok seven görevini en iyi yapar prensibiyle işimizi en iyi yapma gayreti içerisindeyiz. Yapmış olduğumuz bakımlar kontrol güvene mani değildir prensibiyle sürekli kontrol edilmekte ve bütün aksaklıklar başlamadan giderilmektedir. Bakım ekibi tarafından faal edilerek uçuşa verilen tüm uçaklara emniyetli bir şekilde gök semalarımızın her alanında uçurarak emniyetli bir şekilde görevimizi icra etmekteyiz. Bu konuda tüm çalışan bakım ekibine sonuna kadar güvenmekteyiz. Uçak bakımı için makinistler astsubay rütbesinde. 2 yıllık meslek yüksek okulu tamamlandıktan sonra uçak bakımı için temel kurs görüyorlar. Bu eğitimin ardından kıtalara atanıyorlar. Tecrübeli teknisyenle birlikte iş başında yani uçak üzerinde eğitimlerini pekiştiriyorlar. Farklı alanlarda motor, gövde veya aviyonik konularda uzmanlaşıyorlar. Kazanılan tecrübe ve sınav sonrasında imza yetkisine ulaşıyorlar. Uçak bakım subayları operasyonun emniyetle yürütülmesi için bu ekibi koordine ediyor, onlar da özel eğitim alıyor. Evet, uçak bakımcılar, onlar havacılığın görülmeyen kahramanları. Sayelerinde uçağından helikopterine tüm hava araçları emniyetle uçuyor, başarıyla görevlerini gerçekleştiriyor.